Video sorumuz var, o soruyla devam edelim. Nel hocam, benim bir sorum olacaktı. Ben kapalı bir bayan değilim ama ibadetlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Kapalı olmadığım için annem sürekli bana baskı yapıyor ve şöyle diyor: sen işte zina işliyorsun, yaptığın ibadetin hiçbir sevabı yok, yaptığın her ibadet iki katı günah oluyor, işte imansızsın gibi şeyler söylüyor. Bunun aslı var mıdır? Yani evet, dinimizde kapanmak şart ama eşim istemediği için kapanmıyorum. Şu an ben de hazır değilim. Bunun hükmü nedir? Yani sevabımın hiçbir anlamı yok mudur? Yani her işi yaptığım ibadet günah mıdır? Ben senin yaptığın ibadetlerin hiçbir anlamı yok. Yaptığın ibadetlere iki kat günah yazılıyor. Zina işliyorsun. Senin imanın yok. İmansızsın gibi cümleler söylüyor. Hocam bu haddi aşmak mıdır, değil midir? Muhsin Bey, bu olaydaki yanlışlar neler? Bir, tesettüre hazır değilim. Değiş, yanlış. Bir, eşim de kapanmamı istemiyor. Yanlış. İki, İbadetlerin hiçbir anlamı yok. Anne böyle diyor. Yanlış. Üç, yaptığın ibadetler de iki kat günah işlemiş olacaksın diyor. Yanlış. Dört, Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını, zerre kadar şer işleyen de onun cezasını görür. Hanım kızımız tesettüre riayet etmiyor. Bunun hesabına muhatap olacaktır. Bunun hesabını verir, verebilirse. Ama yaptığı ibadetler var. Namazı var, zekatı var, orucu var. Onların da mükafatı ayrı. Evet. Yok, onların da hiçbir değeri yok. Muhterem annemiz yani biraz maksadı aşıyor demek. Kızının illa tesettürler girmesini isteyen bir anne belki biraz maksadı aşıyor. Bu annenin elinden öperiz. Yani ne kadar saygıya layık bir hanımefendidir. Yani kızını irşad edebilmek için, ikaz edebilmek için anne bunları söylüyor. Biraz ama ağır oluyor ama hocam. Ağır tabii yani, ağır ama maksadı aşan. İmansızsın demek. Bu bunlar doğru. Haddi aşan söz imansız olur mu? Olmaz. Asla. Asla doğru değil. Belli ki bir anne şefkatiyle yaklaşsa mesela, üslup biraz değişse. Üslubu değiştirmek biraz değişse, lazım. Üslubu değiştirmek lazım. Ama bak, hanım kızımızın da tesettüre hazır değilim sözü, Rabbimiz ne buyuruyor? Bakın, fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakimuke fîmâ şecere beynehum sümme la yecidû fî enfüsihim haracen mimma kadayt ve yusellimû teslimâ. Allah'ın verdiği hükme kalben memnuniyet, teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmaz. Kalben. Rabbimin emri bu, başım üzerine. Ama hain nefsim var ya, ona uyuyorum. Ah hocam. Bu emri yerine getirmiyorum. Ah hocam. Ama inşallah getireceğim. Yani böyle bir emir yok. Dinlemiyorum. Ne lüzum var? Küfür. Tesettür neymiş? Küfür. Demiyor. Allah korusun. Böyle demiyor. Nefse uyuyorum. Bu hain nefis beni kandırıyor. Ama anneciğim, günün birinde inşallah bu emre uyacağım. Yani ben hazır değilim. Bu emri pek hoşlanmıyorum. Tesettür emrini hoşlanmıyorum dememiz doğru değil. Bunlar tehlikeli. Dinden, imandan eder. Ya derler, öyle değil ya. Öyle. Peki, teşekkür doğru ediyoruz efendim. Hocam. Yine bir video sorumuz var. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm. Benim annemle babam ayrı. Ondan dolayı biz babamla yani uzun yıllardır görüşmüyoruz. 2 yıl önce ben evlendim. Düğünüme gelmesini istedim, gelmedi. Doğum yaptım, ona da gelmedi. Evime de gelmedi ve benimle görüşmüyor. Ben de ona kırgın olduğum için ben de görüşmüyorum. Hani onun günahı nedir veya onunla ben konuşmuyorum diye benim günahım nedir? Ve ben hani ona hakkımı helal edemiyorum bir türlü hocam. Hani bunun günahı var mı? Etmeli miyim? Veya konuşmalı mıyım?
Evet, soru böyle. Çocuklar, evlatlar anne babalarına haklarını helal etmeseler ne olur? Babam evliliğime, evlendiğimde düğünüme, çocuğum olduğunda ziyaretime gelmedi diyor. Bundan dolayı da babamla görüşmüyorum. Bunun ona ya da bana günahı nedir diye soruyor izleyicimiz. Bu sorunun cevabını aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifreyi, birinci şifreyi reklamlardan sonra paylaşalım. Kısa bir ara rica ediyoruz. Hocam selamun aleyküm. Benim annemle babam ayrı. Ondan dolayı biz babamla yani uzun yıllardır görüşmüyoruz. 2 yıl önce ben evlendim. Düğünüme gelmesini istedim, gelmedi. Doğum yaptım, ona da gelmedi. Evime de gelmedi ve benimle görüşmüyor. Ben de ona kırgın olduğum için ben de görüşmüyorum. Hani onun günahı nedir veya onunla ben konuşmuyorum diye benim günahım nedir? Ve ben hani ona hakkımı helal edemiyorum bir türlü hocam. Hani bunun günahı var mı? Etmeli miyim? Veya konuşmalı mıyım? Neden birlikteyiz? Sevgili izleyenler, reklamlardan önce soruldu bu video soru. Biz de hatırlamış olduk. Sözü hocamıza bırakalım. Efendim, baba yanlış yapıyor. Yani kızı evleniyor gelmiyor, çocuğu oluyor gelmiyor, kızıyla görüşmüyor. Kızı da buna kırılıyor. Baba yanlış yapıyor ama kızı yanlış yapmamalı. Nasıl etmeli? Sıle-i Rahim farzdır. Ona babaya hakkımı helal etmiyorum. Hatta bedduaya varacak sözler filan kesinlikle olmamalı. Saygıda kusur edilmemeli. Baba kaybetti, kız kaybetmemeli. Baba kaybetti ama kız kaybetmemeli. Kaybetmemeli, ziyaret etmeli. Baba her ne kadar benimle görüşmüyor filan dese de tabii ben de onunla görüşmüyorum diyor. Kız sinirleri daha tazedir, tahammüllüdür. Babası yaşlıdır. Annesinden dolayı duyduğu, ettiği belki sözler vardır filan, onların etki alanında kalıyor. Ama kızımıza yakışan sıle-i rahimde bulunması, babasını ziyaret etmesi, elini öpmeli, duasını almalı. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Peki, yine bir video sorumuz varmış, görelim. Hocam selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Hocam benim 2 tane çocuğum var, biri 6 yaşında, biri de 2 aylık da. Akika kurban keseceğim de, bunu komşularımıza, ben de yiyebilir miyim? Komşularla kesip yesek olur mu? Cevabını istiyorum. Hayırlı cumalar. Afiyet olsun. Siz de, komşularınız da, ana babanız, evlatlarınız, hepsi onlar yiyebilirler. Bu nedir bu? Ya Rabbi sen bize evlat verdin, sana hamdolsun. Bu bir ziyafettir yani. Bu bir ziyafettir. Ve evladımızın da sağlıklı, hayırlı yetişebilmesine bunu tefeül ederiz, vesile biliriz. Bir sünneti de işlemiş oluruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.